Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Profesör Doktor Levent Kılıç. Görüntü estetiği dersiyle ilgili olarak bu hafta sizlerle yine birlikteyiz. Bu sefer üzerinde duracağımız konu zaman boyutu. Görüntü estetiği kitabımızın içinde yer alan en son ünite. Zaman kavramı denildiğinde açıkçası bir yönüyle bakıldığında çok basit bir kavramdan, bir yönüyle bakıldığında da çok karmaşık bir kavramdan söz ediyor. Zaman kuramı ile ilgili olarak felsefe alanında birçok düşünür vardır. Fakat bunların içinde arkadaşlar en ünlülerinden ve vazgeçilmez olanlardan bir tanesi İsa'dan sonra 300'lü yıllarda yaşamış olan Aziz Augustinus'tur. Aziz Augustinus ünlü İtiraflar kitabı ki bu kitap dilimize de çevrilmiştir. Meraklı arkadaşlar okumalarını tavsiye ederim. Burada bir bölüm zaman kuramına ayrılmıştır veya zaman konusuna ayrılmıştır. Aziz Augustinus der ki, biri bana sorarsa bilemiyorum ama kimse bana sormazsa ne olduğunu biliyorum. Yani açıkça şunu demek istiyor. Ben zamanın ne olduğunu anlıyorum fakat bana sormayın tanımlayamıyorum. Evet, zaman toplumsal yaşam içinde her an içinde bulunduğumuz bir durumu ifade eder. Fakat tanımla dediğimiz zaman işte işimiz kolay değil. Bu konu bir taraftan fizik bilimiyle ilgilidir. Bir taraftan bir hissediştir. Biz ise bu fizik bilimi ve psikolojinin alanında olan bu konuyu sanatla bağdaştırmaya ve videoyla bağdaştırmaya çalışacağız. Bu dersimiz kapsamında. Şimdi size şöyle basit bir örnek vermek istiyorum. 2 dakikalık bir süre düşünün. Bu 2 dakikalık birinci süre dişçi koltuğunda oturuyorsunuz. Bir aygıtla diye dişiniz oyuluyor. İkinci 2 dakikalık bir süre sevgilinizle tren istasyonundasınız ve ondan ayrılıyorsunuz. Bu süreler ikisi de aynı. Peki bunların hissedişleri aynı mı? Peki ikinci farklı bir durum. 20 dakikalık bir film, çok beğendiğiniz bir film. Filmden bir çıkıyorsunuz, ya diyorsunuz bu ne muhteşem film, nasıl muhteşem bir film. Saate bakıyorsunuz, daha 20 dakika. Siz halbuki filmi çok daha hissettiniz, daha yoğun hissettiniz. Sanki size çok daha kısa gibi geldi. Hayır, film 20 dakikalık bir film. Ama hissedişi çok farklı. Veya bir müzik parçası. Veya tamamen tersi bir film. Film 20 dakika fakat sizin için sanki 3 dakikalık bir çekilmez bir durum haline geldi. Süre aynı, hissedişler farklı. Peki bu hissediş durumu nedir? Efendim, zamanla ilgili olarak İki tane farklı durumdan söz ediliyor. Birincisi saat zamanı, ki buna biz fizik zamanı, nesnel zaman, objektif zaman diyoruz. İkincisi ise hissediş zamanı. Ancak bütün bunları söylerken şu temel cümlenin altını çizerek belirtmek istiyorum. Bütün bu söylediklerimiz kuantum dışındaki konuları içerir arkadaşlar. Biz zamanı bir hareket olarak algılarız ve kuantum bilgilerine ulaşmadan önceki durumla ilgili zaman konularını ele alıyoruz. Lütfen bu bağlam içinde konuşmalarımızı değerlendirin. Evet, fiziksel zaman dedik. Yani nesnel zaman, saat zamanı. Bu saat zamanın hissedişi. Peki bunun ortaya çıkartan ögeleri nelerdir arkadaşlar? Bir eserin, bir sanat eserinin bizim alanlarımızda, bir filmin, bir video yapımının belli bir süresi vardır. Peki bu sürenin hissediliş olarak ortaya çıkarılmasını sağlayan nedir? İşte arkadaşlar tekrar görüntü estetiğinin temel konularına görüyoruz. Işık, yüzey, hareket, görüntü boyutu, ses boyutu, kurgu bunların içindeki, kameranın hareketi, kamera önündeki nesnelerin hareketi, bütün bunların birlikteliğinden oluşan bir boyut vardır arkadaşlar. İşte bu boyut o yapımın zaman boyutunu ortaya çıkartır. Biz eğer 20 dakikalık bir yapımı çok içine dağılarak bizi bambaşka dünyalara götürerek hissediyorsak, bunun içindeki ögelerin birbiriyle olan ilişkilerinin sonunda ortaya çıkar. Eğer bir müzik parçasını bir nesne zamanın çok daha ötesinde
çok daha derinlere giderek hissedebiliyorsak, o yapımın bütününü oluşturan alt ögeler, yani o müzik parçasının notaları, o notaların müzik aletleriyle yorumlamaları, şefin ona verdiği yorum, bütün bir bütün oluşur. O bütün yeni bir boyut ortaya çıkartır. Ki o boyut onun süre olarak ortaya çıkan fiziksel durumunun ötesine çıkar, yeni bir algılama ortaya çıkartır. İşte arkadaşlar zaman boyutudur. Zaman boyutunu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Benim şu anda yaptığım bu yapımın örneğin 10 dakikalık bir süresi vardır. Ama ben bu sürenin içinde sizlerin ilgisini çekecek, sizlerin bilgilerini pekiştirecek, bilgilerini açıklayacak, bilgilerini yorumlayacak bir takım konulardan söz ediyorsam ve siz bunu izlediyorsanız, size bu 10 dakikalık süre bu sürenin dışında bir durum olarak ortaya çıkar. Eğer ben bu süre içinde anlattığım şeylerle ilgili olarak sizinle hiçbir ilişkiye geçemiyorsam, bu süre sizin için hiçbir anlamsızdır ve bu bir zaman boyutu oluşturamaz. Evet, zaman boyutu meselesinin karmaşık bir konu olduğunun farkındayım. Açıklaması kolay değildir ama hissedişi çok kolaydır. Bu bağlamda videoyla ilgili olarak şundan da söz etmek gerekiyor. Ünlü düşünürden biraz önce bahsettik, Aziz Augustinus. Aziz Augustinus der ki, sadece şimdiki zaman vardır, geleceğe ilişkin olarak bekleyen şimdiki zamanlar vardır, bir de geçmişe ilişkin şimdiki zamanlar vardır. Yani bu şu demektir. Gelecekte duran bir an biraz sonra şimdi olacaktır, şimdi olduktan sonra geçmiş olacaktır. Yani geçmiş, gelecek ve şimdi diye bir şey yoktur. Sadece şimdiki zaman vardır. Ve Augustinus şöyle der. Geçmişe ilişkin şimdiler, geleceğe ilişkin şimdiler ve şimdiye ilişkin şimdiler. Bir anlamda buna biz şimdinin gücü diyoruz. Yani bir tek şimdiki zaman vardır. Şimdiki zaman dışında başka zaman yoktur diyor Augustinus. Bu bağlamda zaman kuramı ile ilgili olarak Heidegger'in, Husserl'ın, Kant'ın ve kuantumla ilgili olarak düşünürlerin farklı zaman kuramları vardır. Sakın ha arkadaşlar, Augustinus'un benim tarafından söylenen şeylerin bir tartışılmaz bir doğru olduğunu düşünmeyelim. Fakat Augustinus'un bu şimdiki zamana verdiği önem bizim işimiz video açısından çok önemlidir. Video ne yapar arkadaşlar? Benim şu anda video kamera görüntümü kaydediyor. Ben fiziksel bir gerçek olarak şimdiki zamanımda buradayım. Şimdiki zamanımda şu ekrana çıkıyorum. Ekrana çıktıktan sonra bu şimdiki zamanımda büyük bir network ağ vasıtasıyla dünyanın her yerine yayılabiliyorum. Demek ki video şimdiki zamanı kaydeden, şimdiki zamanı çoğaltarak üreten bir aygıttır. O zaman Aziz Augustinus'e tekrar dönüyoruz. Şimdinin gücüne dönüyoruz. Ve videoya geliyoruz. Video özellikle günümüzde sayısal teknolojilerle birlikte remediation döneminde, yani aygıtların birbirinin içine girdiği dönemde, elimizde bir cep telefonu var, içinde aynı zamanda internet var, aynı zamanda video kamera var, aynı zamanda bir yayın yapma olanağı var. İşte böyle bir dönemde benim şimdim artık okyanus ötesindeki bir adamın şimdisiyle video kamera yoluyla eşitlenebilir duruma gelmiştir. Peki soruyorum size. Şimdiyi kaydetme videodan önce başka hangi aygıtla mümkündü? Hangi ortamla mümkündü daha doğrusu? Fotoğrafla mümkündü. Kamera obscura ile, karanlık kutuyla mümkündü. Ama hiçbir ressam şimdiyi şimdiki an içinde resmedemez. Film de bunu başaramadı. Film çekildiği an geçmiş oldu. Geçmişteki şimdiden oldu. Oysa şu anda kullandığımız video teknolojisi, yani elektronik görüntüyü, şimdiyi kendi şimdisi içinde kaydederek, çoğaltarak yayan bir teknolojidir. Eğer bunun arkadaşlar görsel estetik bir enerjisi varsa, görsel estetik enerjisi de bundan kaynaklanır. Eğer bununla ilgili bir boyut, temel bir boyut, bir zamanla ilgili bir konu oluşturulmak isteniyorsa, bu şimdiden hareket etmek gerekir.
şimdinin var olan gücü videoda kendini çok açık ve belirgin olarak ortaya koymaktadır.